Evet hepiniz bu adamı biliyorsunuz. Bu adam öyle bir adam ki önceden de herkes eleştiriyordu. Sonra Twitch'i bir süre bırakmıştı ve yeniden başladı. Almancılara laf attı. Ona buna yeniden laf attı. Ve şu anda da olduğu gibi Savaş Cebeci'ye de laf atmış durumda. Şimdi olay aynen şöyle başladı. Jahre'in bir yayınında Savaş Cebeci'nin bir videosunu açıp 50-50 inanç meselesi olan videoyu izlediğini söylüyor. Ve Jahre'in Savaş Cebeci'ye sen bu din konularında konuşma kardeşim. Git bas işte nasıl basılır onu anla, Sen bu konularda yorum dahi yapma diyor. Ama bu yanlış. İnsanlar her konuda konuşabilir. İsterse sporcu olsun, isterse dünyanın en lüzumsuz adamı olsun, o adamın herhangi bir konuda konuşma hakkını sen alamazsın. Konuşamazsın diyemez. Ben de tam böyle düşünüyordum ki ve Jahreyn'i izledikten sonra Savaş Cebeci Jahreyn'e karşı bir video attı. Ve onu da izledim. Ve dedim ki lan bunlar birbirine sen şu konuda konuşamazsın, bu konuda konuşamazsın diyor. Tamam burada hem fikiriz. Jahreyn ilk başta bu yanlışı yaptı. Ama bunu kalkıp hakaret ederek yapmadı. Savaş Cebeci ise bunu hakaret ederek yaptı. Ve Jahreyn'i e, sen konuşmasa insan profesörü müsün falan dedi. Yani şu bu videonun çoğunluğu araba içinde ve Savaş Cebeci'nin sen konuşma soner repliği ile aynı replikleri 13 dakika boyunca tekrarladığını söyleyebilir. Sen konuşma soner. Sen konuşma soner. Çünkü biri kalkıp sen konuşma diyor. Diğeri de hemen hakaret edip sen konuşma diyor. Sonra Jahren haklı olarak ona karşı hakaret içerikli konuştu. Ve Instagram'da da Savaş Cebeci'nin bir eski videolarını masajcı olduğunu ama bu sıpanın yanın masaj yaptığı yerin gay yani eşcinsel erkeklerin yoğunlukta olduğu bir yerde olduğunu düşünerek Savaş Cebeci'ye gay sürenlerinde bulundu. Savaş Cebeci'ye bunun böyle olmadığını o otelin bulunduğu yerin geylerin yoğunlukta olduğu bir yer olduğunu söyledi. Ve kendi al lisansları gösterdi. New York üzerinde 2023 yıllı bir sağlık personeli olduğunu gösteren bir lisansını gösterdi. Bu videoyu gerçekten sevdim. Çünkü ben Savaş Cebeci'den bu Jahre'nin tüm söylemlerini çürüteceği bir video bekliyordum. Ya da zamanında öyleyse ben öyle arkadaş diyeceği bir video bekliyordum. O yüzden bu yaptığı videoyu sevdim. Jahre'nin bundan sonra açıklama yapmadı. Ama Cenk Hoca ve Kadir Hoca bu konuda konuştu. Ama bunların boş mesele olduğunu ve sürekli her konuşmalarında eğer dediklerini söyleyebilirim. Yani her kelimelerinden sonra e ee ediyorlar. Bu boş sahneler oluyor. Çünkü Kadir Hoca olayı anlamadan video atmış. Cenk Hoca da anlamış anlamış ama sürekli e, ee, i, i u demesinden dolayı kendini izletmiyor. Cahreyn ise Instagram'ın attığı storylerinde Savaş Cebeci'nin özür dilerim Cahreyn abi diye mesaj atmasını ve bu şekilde onu ifşalayamayacağını söylüyordu. Cahreyn'in normalde boş boş eleştiri yaptığını yine birini sallamak için salladığını düşünüyordu. Ama söylediği konularda haksız olmadığını anlayınca bu düşüncenden vazgeçti. Hatta Savaş Cebeci'nin steroid kullandığını da söylemişti. Ve bu gördüğünüz videoda konuşan malum şahsın arkasında bulunan şırıngalar ve attığı ilaç videosunda da olan şırıngaları görüyorsunuz. Bu adamlar steroid basarak kaslarını şişirip sonra kalkıp steroid yanlıştır diyen adamlar. Sen bu adamın din konusunda olan bir videosunda sana gerçek konuşabileceğini ve senin yararına olan bilgileri sunabileceğini düşünüyor musun? Ben sporcuyum diyen bir fitnessçinin gözümün önünde kıçından steroid bastığını gördüm. Bakın dostlar bunlar yoğun. Bu kaslar öyle old school yöntemleriyle bu hale gelmez. Bunu zaten bana göre tek yapan Arnold'dur. Bu bu adam yıllarını vererek anca böyle bir vücuda sahip olmuş. Şimdi şunu şunu kıyaslarsan arasında az bir fark olduğunu görürsün. Ve adam yapmış dersin. Ama bu vücudun kısa sürede de şiştiğini bilemezsin. Tabii ki de sporcularla alıp veremediğim bir durum yok. Sonuçta ezik insanlarla ne alıp vereceğin bir şey olacak. Bu insanlar şu karı bana bakmadı deyip fitness salonuna yazılan insanlar. Spor salonuna gidip 3 ay boyunca bunların yaptığı eğitim videolarını izleyip uyguladığın zaman vücudun öyle bunların gibi gelişmiyor. Çünkü bunlar o yarışmaları geçmek için kendini steroid basıyorlar. Ama bastığım steroidi demiyorlar. Bastığım Astım ağırlığı, yedim pilavı tavuğu böyle oldum diyorlar. Çok güzel, çok güzel. Yiyin pilavı tavuğu, basın steroidi, ben sporcuyum diye gizlin. Ne güzel hayat be. Sonra hoca olun. 500 bin takipçiniz olsun. Var mı böyle bir iş? Neyse. Ben çılgın değil. Beni unutma.